İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Millet İttifakı'nın ikinci seçim bölgesindeki milletvekili listesini temsilen burada açılmış olan seçim bürosu dolayısıyla ilçe başkanımıza, mahalle yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Katkı sunan önceki dönem ilçe başkanlarımıza, burada Ercan abiyi gördüm, Ercan Beynalı. Yani hasta yatağından kalkmış gelmiş, ona da çok çok teşekkür ediyorum. Burada büyük dostları gördük. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, ilk kez bugüne kadar gördüğümüz seçimlerden farklı bir seçimi yaşayacağız. 6 siyasi partinin işbirliğiyle 17 tane siyasi partinin desteklediği Cumhurbaşkanı adayımızı seçmek için bir kampanya yapıyoruz. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu'nu birinci turda seçmek için çalışıyoruz. Burada kararlılığımızın, sandıklara sahip çıkmamızın ve toplumun tümünü kucaklama konusunda bir çaba ve arayış içine girmemiz lazım. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri olarak tabii ki partimizi en üst seviyede temsil etmek istiyoruz ama şunu unutmamamız gerekir ki başka siyasi partilere oy veren, kendi parti adaylarına oy veren seçmenlerin de Cumhurbaşkanlığı kampanyasında oylarının tümüne talibiz. Yani biz 85 milyon insanın oy verecek olan 60 milyondan fazla seçmenin desteğini ve oyunu almak için çalışıyoruz. Bir konuda sizleri dikkatli olmaya davet ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinde aday olan insanlar antidemokratik seçim yasasının getirdiği partilerin baraja, il barajına takılabilmeleri ve bu manada AKP ve MHP blokunun istediği sonucun çıkmaması için siyasi partilerin büyük bir çoğunluğu kendi listelerinden değil Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden seçime girecekler. Seçimden sonra da ayrılarak parlamentoda Cumhurbaşkanı'nı destekleyen iktidar blokunun yani bizim bloğun içinde olacaklar. O nedenle biz milletvekilleri olarak, Millet İttifakı olarak 300'ün üzerinde bir milletvekili çıkarmayı, Cumhurbaşkanlığı seçimini de birinci turda kazanmayı hedefliyoruz. Bunu da başaracağız. Allah'ın izniyle 14 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır. Konuşmalarımızda, alan çalışmalarımızda ağırlıklı olarak yaşanan ekonomik krizi, hayat pahalılığını, özellikle emeklilerin %70'inin asgari ücretin altında maaş alıyor olmasını mutlaka konuşmamız gerekiyor. Yine bu bayramda biliyorsunuz emeklilere 2000 lira bayram ikramiyesi verilecek. Buradan sizin huzurunuzda söz vermek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın iktidarında tüm emekliler bayramlarda bir asgari ücret oranında ikramiye alacaklardır. O nedenle bu iktidarın emeklilerden esirgemiş olduğu 8500 liradan 2000 lira veriyorlar. Bu Ramazan bayramı için 6500 lirayı, Kurban bayramı için de 8500 lira toplam 15 bin lirayı seçimden hemen sonra Kurban bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatıracağız. Niye yatıracağız? Milletten çaldıklarını bir avuç çeteye 128 milyar doları Merkez Bankası rezervlerinden 418 milyar doları da bu milletin vergilerinden çalıp bir avuç insana peşkeş çekenler gidecek, halk iktidarından yana olanlar gelecek ve bütün göreceksiniz kamunun kaynakları adil bir biçimde dağılacak. Kimsenin inancına, cinsiyetine, kimliğine, yaşam biçimine bakmadan herkesin eşit biçimde adil, adaletli bir yönetimle yönetildiği bir Türkiye için çalışacağız, çalışacağız, birleşe birleşe kazanacağız. Bravo.